Kıymetli misafirler, bizleri aynı zamanda televizyonları başında izleyen sevgili seyircilerimiz, Çamlıca'da başlayıp Silivri'de biten bir dizi film, bir dizi haksızlık, bir dizi hukuksuzluğun birinci elden anlatıldığı Samanyolu Yayın Grubu Başkanımız Sayın Hidayet Karaca tarafından Silivri Altınoğlu Ceza İnfaz Kurumu A5 koğuşunda yazılan kitabın tanıtım programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Geldiler. Mevsim kıştı. Aylardan. Geldiler. Mevsim kıştı. Aylardan aralık. Soğuk bir pazar günü. Geldiler. Daha dün hakkınızda yürütülen hiçbir soruşturma yok. Benden habersiz de olamaz diyen başsavcının sözünden sonra terör polisleriyle evine geldiler. Çamlıca'da, televizyondaki odasında mütevekkil bir yüzle bekleyen Hidayet Karaca'yı bir dizinin, bir bölümünün, bir sahnesinin birkaç kelimesinden örgüt kurmak, yönetmek atfı cürmüyle geldiler. Çağdaş demokrasi, evrensel insani değerler denmesine tahammül edilmediği için, özgür basını susturmak için, gerçekleri vicdanlara haykırdığı için geldiler. Arkadaşlarıyla helalleşip yola çıkıldı. O gün kahvaltı sözü verdiği annesine gitmek yerine eşi ve çocuklarıyla, kendi rızasıyla vatan emniyete gitti. Ama hükmün çoktan verildiği, daha kapıda koluna giren iki TEM şube polisinin hareketlerinden anlaşılıyordu. 4 gün boyunca gözaltında kaldığı vatan emniyetinin soğuk duvarları, özgür medya susturulamaz nidalarıyla çınladı. Tutuklama talebiyle Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiğinde betona serilen güreş minderi ve bir battaniye ile bir yudum su verilmeden -7'de ağırlandı. Çağlayan meydanı Çağlayan olup adliye duvarlarına adalet diye haykırıyordu. Özgür basın susturulamaz sesleri Çağlayan'ın soğuk duvarlarından içeri girmiyordu. Kader arkadaşı Ekrem Dumanlı, İki haber bir makaleden dolayı sorgulanıp serbest kalırken Hidayet Karaca bir senaryonun, bir sahnesinin birkaç kelimesinden örgüt kurmakla suçlanıyor ve tutuklanıyor. İşte bu kitap, özgürlüğü elinden alınmış bir gazeteci ve medya yöneticisinin hukuk literatürüne girecek hukuksuzluk sürecini anlatıyor. Kendi gönlünden dökülen cümlelerle, insani bir bakışla, duyguyla, duruşla. Hayal kırıklıklarını, ümidini, mücadelesini ve yeniden kendi sesiyle buluşmasını hikaye ediyor. Hayata ve insana şunu söylüyor: bu toplumun her rengi benim rengim. Her insanın derdi benim de derdim. Her acıyı duymak, her eli tutmak istiyorum. Güzel günler çok yakın, biliyorum. Silivri'den hür dünyaya sevgilerimle. Shakespeare'in Hamlet'inde biliyorsunuz bu cümle geçti ve başrole değil de nöbetçi bir ere söyletti Shakespeare bunu. Alelade bir cümle aslında. Durumun, kokuşmuşluğun ve çöküşün tarihi süreçten bugüne vahametini ortaya koyan bu cümleden acaba İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth de rahatsız olmuş mudur? Bilmiyoruz. Ama bu bir tiyatro senaryosuydu ve o zamandan bugüne bütün kokuşmuşluklarda bu cümle kullanılır oldu. Kokuşmuş bir şeyler var,
Danimarka Krallığı'nda. Kıymetli misafirler, bizleri televizyon başında izleyen sevgili seyircilerimiz, bir filmin, bir hayalin, bir kurgunun mahkumiyeti sonucu bugün burada toplandık. Aslında mahkum olan Hidayet Karaca değil. Özgür medya susturulamaz diyenler bütün renkleriyle bu salondalar. Bugünlerde daha da artan medyaya baskı ve sansürler artık zirve yapmış durumda. Özgürlük, hürriyet hiçbir zaman bedelsiz olmamıştır. Mutlaka birileri bu kavramların bedelini ödemişlerdir. Toplumlar bu kavramları içine çeke çeke yaşasın diye. Bu ödenen bedellerin en yakın şahitlerinden biri, demokrasi mücadelesinin sembol isimlerinden bir gazeteci, Nazlı Ilıcak hanımefendiyi sizlere şimdi takdim etmek istiyorum. Nazlı Hanım, buyurun. İsterseniz rahat konuşmak isterseniz. Şöyle konuşayım. Evet, ilk sözü bana verdiler. Doğrusu filmden çok etkilendim. Çok güzel bir film. Hidayet Bey'i sevgiyle burada anıyoruz. Ama aslında hepimiz bu salonda bir arada olduğumuz için çok şanslıyız. Neden şanslıyız? Çünkü öte tarafta da olabilirdik. Yani zulmü yapanların tarafında, zalimlerin tarafında olurduk. Ben Türkiye demokrasisi hep çalkantılar içinde geçmiştir. Her seferinde bu zulümler son bulmuştur. Ve kim eğer o zulümle mücadele ettiyse onlar yüzleri ak olarak kamuoyunun önüne çıkabilmiştir. Bakın, Bülent Keneş'e de ben hoş geldin demek istiyorum. O da 5 günlük bir mahkumiyetten sonra bizlerin arasında. Ve Tayyip Erdoğan kendisine işte size diktatör diyorlar, sizden korkuyorlar diye soranlara diyor ki, eğer diyor ben gerçekten diktatör olsaydım bu soruyu sorabilir miydiniz? Zaten şimdi o soruyu soran bir Finlandiyalı gazeteci, ona bir şey yapamaz. Zaten o soruyu sormak isteyen Türk gazeteciler kendisinin huzuruna hiçbir zaman çıkamazlar. Uçağına binemezler. Veyahut televizyon kanallarında onların karşısına çıkmaz. Veyahut böyle toplantılarda akreditasyon uyguluyor. Onlara ulaşmak mümkün değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na böyle bir soruyu zaten bizlerin sorması mümkün değil. Kaldı ki mühim olan soruyu sormak değil. Bakın, nedir demokrasilerde? Soruyu sorduktan sonra başına bir şey gelmemesidir. Yani orada soruyu soruyorsun, ondan sonra derdest edilip hapishaneye götürülüyorsun. O ülkede demokrasi var denilebilir mi? Bir tweet atıyorsun, hadi bakalım gözaltına alınıyorsun. İşte medya kuruluşlarına baskı yapılıyor. Böyle bir ülkede demokrasi var denilebilir mi? Her neyse, yani ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Ama şunu bilelim, Türkiye Cumhuriyeti'nde hani tıpkı o Danimarka hükümdarlığında olduğu gibi çok kötü şeyler oluyor. İnşallah 1 Kasım'da bu sona erecek. Böyle bir düzenin, bakın ondan çok kendimizden emin olarak yola devam etmemiz lazım. Böyle bir düzenin devam etmesine imkan yok. Yani böyle bir kokuşmuşluk üzerine, böyle bir yolsuzluk üzerine, böyle bir adaletsizlik, haksızlık, keyfilik üzerine oturan bir düzenin Türkiye gibi mazisinde demokrasi olan, bir ister istemez bir demokrasi geleneğinden gelen bir ülkenin bu şekilde devam etmesine imkan yok. O bakımdan yolumuza kendimizden emin olarak devam ediyoruz ve buradan sevgili Hidayet Karaca'ya selam ve sevgilerimi ve Silivri'de bulunan diğer mağdur arkadaşlarımıza, polislere, savcılara, hakimlere, hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Onlar doğru bir tarafta yer aldılar. Onlar hırsızlardan, yolsuzlardan, iftiracılardan, hakaret edenlerden taraf olmadılar. Ne büyük bir mutluluk yaşıyoruz.
Hepinize saygılarımı sunuyorum. Nazlı Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir aramızda bulunan kıymetli bir diğer ismi davet etmek istiyorum. Edebiyatçı, şair, yazar, söz üstadı Sayın Yavuz Bülent Bakiler Bey. Buyurur musunuz efendim? Aziz misafirler, ben arkadaşlarımdan istirhamda bulundum. Beni lütfen sahneye çağırmayın dedim. Çünkü hem Hidayet Karaca benim çok aziz dostlarımdan, yakın arkadaşlarımdan, hem de bu cereyenden, hadiselerden ben anlatılmaz ölçüler içerisinde büyük ızdırap duyan bir insanım. O bakımdan burada konuşmak gerçekten çok zor. Bu zor meselenin iki önemli safhası var bana göre. Bir, ben Hidayet Karaca kardeşimizin kitabını okumadım. Okumuş olsaydım daha doğru, daha açık ifadelerle konuşabilirdim. İkincisi benim üniversite yıllarında bir siyasi partinin liderinden, Osman Bölükbaşı'ndan dinlemiş olduğum bir cümle var. O hiç aklımdan çıkmıyor. Osman Bölükbaşı diyordu ki sık sık, demokrasi bilenlerin ve ahlaklı olanların kuracağı bir rejimdir. Bilmek ve ahlaklı olmak son derece mühim. Türkiye'nin bugün içerisinde bulunmuş olduğu durum bizim bir takım meselelerimizi bilmememizden ve ahlaklı olmamamızdan kaynaklanıyor. Siz Türkiye'de bütün ortaokullarımızı veya liselerimizi İmam Hatip Lisesi haline getirebilirsiniz. Milyonlarca İmam Hatip öğrencisi yetiştirebilirsiniz. Ama onu ve kendi çevrenizdeki kişileri çalışmıyor. Efendim çalışıyor mu? Evet, milyonlarca İmam Hatip okulu öğrencisi yetiştirebilirsiniz. Kendiniz de o okullardan mezun olabilirsiniz ama bir ahlak çerçevesi içerisinde yaşamadığınız ve bulunmadığınız müddetçe yetiştirmiş olduğunuz çocukların memleketimize, demokrasimize ciddi ölçüler içerisinde hiçbir faydası olmaz. Sözlerimin başında Osman Bölükbaşı'nın cümlesini arz etmiştim. Demokrasi bilenlerin ve ahlaklı olanların kuracağı bir rejimdir. Aziz misafirler, ben uzun yıllar Kültür Bakanlığı'nda vazife gördüm. O yıllarda aklımda kalan bir takım resmi rakamlar var. Batı dünyası insanlarını demokratik bir nizam içerisinde iyi bir şekilde yetiştirebilmek ve düşündürebilmek için onları çok zengin bir dil dünyasından geçiriyor. Bize gelen resmi rakamlara göre Batı dünyasında 8 yıllık bir eğitimden geçen çocukların ders kitapları 71 bin kelimeyle yazılıyor. 71 bin. Bu rakam Japonya'da 40 bindir. Bu rakam İtalya'da 32 bindir. Bu rakam Atatürk'ün ifadesiyle çağdaş medeniyet seviyesine sıçramak mecburiyetinde, yükselmek mecburiyetinde olan Türkiye'de 6-7 bin civarında değişmektedir. Ve bizim sevgili çocuklarımız da bu 6-7 bin kelimenin %10'uyla düşünmekte ve konuşmaktadır. Çok açık ve kesin söylüyorum. Düşünme dünyasından bu kadar kopuk, bu kadar uzak olan bir ülkede demokrasiyi yaymak ve yaşatmak mümkün değildir. İş başında bulunan kimseler de bu 6-7 bin kelimenin %10'uyla düşünüyor ve konuşuyorlar. O bakımdan demokratik hayatımız, demokrasi nizamımız son derece büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunuyor. İşte Hidayet Karaca'nın çok basit bir program dolayısıyla içeriye alınması, onu tahliye eden hakimlerin tevkif edilmesi, Türkiye'de demokrasi anlayışımızın, ahlak nizamımızın ne kadar büyük çöküntüler içerisinde bulunduğunu ortaya koyuyor. Hidayet Karaca'nın kitabı yarın herhalde elimizde olacak. Biz bu kitabı bütün Türkiye'ye yaymadıktan sonra insanlarımızı bir haksızlık karşısında direnmek dünyasına çağırmadıktan sonra bu zulümler devam edecektir. Temennilerimiz var. İnşallah olmaz diyoruz. İnşallah demekle de bu iş olmuyor. Ama millet olarak eğer büyük bir gayret içerisinde
demokratik nizamın esaslarını öğrenerek ve haksızlık karşısında, zulüm karşısında isyan ederek baş kaldırabilirsek, yeni Hidayet Karacalar'ın mahkum olmasına, içeriye alınmasına mani olabiliriz. Yoksa bu dilimin ucuna gelen kelimeleri söylemek istemiyorum. Bu rezil nizam, bu rezil düşünce devam eder gider ve Türkiye'ye çok yazık olur. Eğer Türkiye gerçekten çağdaş medeniyet seviyesine yükselmek istiyorsa, evvel emirde meselelerimizi çok iyi bilmek ve onları ortaya çok iyi bir şekilde koymak durumundayız. Aklımdan çok şeyler geçiyor da söylemek imkanlarına sahip değilim. Beni lütfen mazur görünüz. Beni lütfen affediniz. İnşallah temenni ederiz. Kitap arzu edilen seviyeye ulaşır. Gidiyorum. Şimdi bir milletvekili dostumuzu davet edeceğim. Gazeteci aynı zamanda ve gazetecilik mesleğinin bugün yaşadığı sıkıntılarda parlamentoda mücadeleyi en ön safta veren isimlerden biri. Meslekteyken de aynı şekildeydi, parlamentoda da aynı şekilde. Bu sıkıntılı süreçleri aşmada elinden geleni yapan Sayın Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. Buyurun. Öncelikle herkese merhaba ve Hidayet Karaca'nın yakınları da sanırım burada. Onlara da tekrar geçmiş olsun diyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Çok kanlı ve acılı bir süreçten geçiyoruz. Hidayet Karaca da bizim bir meslektaşımız olarak şu anda bu kanlı sürecin bedelini ödüyor. Ne adına ödüyor? Kaçaksaray'daki diktatörün iktidarını sürdürebilmesi, 1150 odalı Kaçaksaray'ında rahat rahat dolaşabilmesi için. Belli ki bu 1150 oda da kendisine huzur vermemiş ki daha geçen hafta 7 televizyon kanalını hiçbir hukuki gerekçe olmadan, tek bir mahkeme kararı dahi olmadan kapattırmak zorunda kalmış. Demek ki o 1150 oda beyefendiye, onların deyimiyle söylüyorum, beyefendiye henüz huzur sağlamamış. Ben bugün buraya Hidayet Karaca'yı hiç tanımayan, belki basın toplantılarında falan bir iki dakika görmüş biri olarak geliyorum. Sayın Yavuz Bülent Bakiler gibi Sayın Hidayet Karaca ile bir dostluğum yok. Yüzünü görmesem de tanımasam da Hidayet Karaca'nın uğradığı haksızlığa en başta bir yurttaş olarak, onun ardından gazeteci bir meslektaşı olarak ve en nihayetinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü bir milletvekili olarak karşı çıkıyorum. Bizim siyasi kimliğimiz, siyasi düşüncelerimiz nettir. Sağ olsun Hidayet Karaca'nın da başında olduğu dönemde Samanyolu TV'nin yayınlarını dahi eleştirebilecek denli bir özgürlük ortamı yaratmıştı televizyonda. Ve her zaman geldiğimizde de Samanyolu grubunda dahil olduğu çevrenin politik tutumunu istediğimiz her koşulda özgürce dile getirmişizdir. Ve o günden bugüne, efendim sen bizim düşüncelerimizle örtüşmüyorsun, televizyonumuza bir daha gelme denilmemiştir, herhangi bir yasak da konulmamıştır. Her koşulda Hidayet Karaca'nın yönettiği televizyonda gittik, düşüncelerimizi ifade ettik. Gözaltına alındığı gün tepki gösterdik, tutuklandığı günde tepki gösterdik, tepkimizi ortaya koyduk. Hidayet Karaca serbest bırakılana kadar ve Hidayet Karaca gibi haksızlığa uğrayan, yazdığı, çizdiği, düşündüğünü ifade ettiği için cezaevine atılan, ölüm tehdidiyle karşı karşıya bırakılan herkesin yanında olmaya da bundan sonra da devam edeceğiz. Ben çok genç bir parlamenterim. Tayyip Erdoğan'ın sayesinde ikinci dönem milletvekilliğimi de yapacağım. Daha birincisini anlayamadan ikincisine geçiyoruz biliyorsunuz. 26. döneme geçiyoruz. 25. dönem milletvekili olarak gelirken burasını özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin örgütlerine gittik. Biz biliyorsunuz ön seçimle seçildik. Yani partinin üyeleri bizi seçtiler. Ve orada parti örgütlerimizde yurttaşlarımız parlamenter olduğunuzda ne yapacaksınız dediğinde benim
Kişisel vaatlerimden biri sulh ceza hakimliklerinin kaldırılmasıydı. Bunu dolaştığım, oy istediğim bütün parti örgütlerimde söyledim. Dedim ki sulh ceza hakimlikleri bir yüz karasıdır, bir utançtır ve bunların derhal kaldırılması gerekir dedim. Bu düşüncelerimle parlamenter seçildikten hemen sonra, yemin ettikten hemen sonra ilk kanun teklifimi verdim ve ilk kanun teklifim sulh ceza hakimliklerinin kaldırılmasına yöneliktir. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla grubumuzdan geçti ve bu bir parti politikası olarak şu anda işlerlikte. Ama Kaçaksaray'daki zat meclisi çalıştırtmadığı için şu anda bu yasa teklifi henüz komisyona inmedi. Ama sonuçta 1 Kasım'da bir seçim yapılacak ve bu seçimin hemen ardından biz sulh ceza hakimlikleri ayıbına her koşulda son vereceğiz. Ve şu anda iddianamesi dahi hazırlanmadan haksız bir şekilde cezaevinde tutulan tüm meslektaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşması için mücadele edeceğiz. Bu bizim koalisyon şartlarımızdan biridir. Aynı zamanda iktidar programımızdadır. Sayın Genel Başkanımız sulh ceza hakimlikleri ayıbına son verilmesini ve talimatlı mahkemelerin tarihe karışması gerektiğini zaten her koşulda söylemiştir. Tabii biz bunun için meclisin açılmasını da beklemiyoruz, gazetecilerin özgür olabilmesi için. Kanal Türk ve Bugün TV'ye yapılan bir mali şube baskını vardı biliyorsunuz. Koza grubuna demiyorum. O baskınların Kanal Türk'e ve Bugün TV'ye yapıldığı çok açık. Aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını ortaya koymak için CHP medyaya yönelik baskıları izleme komisyonunu kurduk. Ve bu komisyonda şu anda Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında olan tüm gazeteciler yer aldılar. İlk ziyaretimiz Kanal Türk ve Bugün TV'ydi. Aynı gün Sözcü Gazetesi'ne de gittik. Tarafa da gittik. Bir Gün Gazetesi'ne de gittik. Yurt Gazetesi'ne de gittik. Kim, nerede, hangi baskıya uğruyorsa onun karşısında dimdik duracağımızı söyledik. Ve ben gazetecilerle yaptığımız toplantıda şunu da ifade ettim. Düne kadar ne yaşandıysa, kimlerin ne hataları olduysa bunu şimdilik bir kenara bir bırakalım. Herkesin birbirine söyleyeceği birçok şey vardır. Şu anda bagajları açma, bagajların üzerinden tartışma gününde değiliz. Bagajları açmak yerine başımıza şu ya da bu şekilde gelmiş olan bu diktatorya heveslisinden kurtulmak zorundayız. Önce bundan bir kurtulalım, ondan sonra kavga mı edeceğiz, tartışacak mıyız, birbirimizin yanlışlarını her platformda söyleyecek miyiz, onlara bakacağız. Bakın çok bir gazeteci olarak söylüyorum bunu, çok ağır bir dönemden geçiyoruz. Bir gazetecinin yaptığı haberi halka ulaştıramamanın acısını ancak ve ancak sanırım bir gazeteci anlar. Şimdi ben bu toplantıya CHP Maltepe ilçe örgütümüzün düzenlediği sokak çalışmasından geldim. Bugün Zaman Gazetesi muhabiri arkadaşımız da bizim çalışmalarımızı izliyordu. Bütün partileri izliyorlar, bizi de izliyorlar. Ve orada arkadaşımızın içeride olduğunu, yani Zaman Gazetesi muhabiri arkadaşımızın, meslektaşımızın içeride olduğunu bilmeden bazı hanımefendiler şunu söylediler. Geçen akşam Kanal Türk'e çıkmışsınız ama biz sizi izleyemedik. Kanal Türk yok, çıkarttılar. Biz sizi nereden izleyeceğiz, nasıl izleyeceğiz dediler. Şimdi düşünün, yasal yayın yapan bir televizyona bir parlamenter, bir milletvekili ve bir gazeteci gidiyor, düşüncelerini anlatıyor ama seslenmek istediği kitle o kanala diktatorya heveslisi Kaçaksaray'daki zatın kişisel husumetinden dolayı ulaşamıyor. Bugün sabah o toplantıda söyledim, bir daha söylüyorum. Kamuoyuna da buradan seslenmek istiyorum. Hem Hidayet Karaca'nın tutukluluğu, hem Mehmet Baransu'nun tutukluluğu anayasaya aykırıdır, hukuka aykırıdır, iletişim özgürlüğünün engellenmesidir, halkın haber alma hakkının engellenmesidir
Ve bu yapılanların tamamı suçtur. Mehmet Baransu'yla ben geçmişte çok kavga ettim. Ama Mehmet Baransu tutuklandıktan hemen sonra da ilk tavrımı yine bir parlamenter olarak da koydu. Ve Mehmet Baransu'nun cezaevinde uğradığı işkenceyi meclise taşıyan bir milletvekiliyim. Mehmet Baransu'yla geçmişte yaptığımız siyasi kavgalar, haber yüzünden yaptığımız kavgalar ayrı şeydir. Mehmet Baransu'ya cezaevinde işkence yapılması ayrı bir şeydir. Biz işkenceye her koşulda karşı çıkarız. O yüzden şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Arkadaşlarımız kısa konuşursanız iyi olur demişti ama sanırım ben de yavaş yavaş siyasetçi oluyorum Nazlı Hanım. 7 kanalın kapatılması tamamen keyfidir, hukuk dışıdır. Anayasa ayaklar altına alınmıştır ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Keyfi bir tutumla bu kanallar kapatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin canlı yayında olduğumuz için söylüyorum, bizi izleyenlere de mesaj vermek için, merak edenler için Atatürkçü bir milletvekili olarak söylüyorum. 2 Kasım'da ilk işimiz platformdan çıkartılan bu kanalları yeniden Dijitürk'e sokmak olacaktır. Bizim partimizi o kanallarda eleştirseler de, acımasızca yerden yere vursalar da söz söyleme ve düşünceyi ifade özgürlüğü hakkı için o kanalların mutlaka ve mutlaka Dijitürk'te olması gerekir. Çünkü iktidara geldiğimizde medyanın kamu adına soru sorarak, bizi uyararak bir dakika kardeşim şu konuda yanlış yapıyorsun demesi gerekir. Bugün bu iktidar kendisini eleştirecek herhangi bir kimseyi ortada bırakmadığı için, bu demokratik kanalları bırakmadığı için bu kadar çok hata yapıyor, bu kadar çok artık vurdum duymaz bir şekilde küstahlaşan bir anlayışla Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. Oysa ki medyanın temel görevi yaşananlara ayna tutmaktır. Siz eğer aynalardan kaçarsanız, aynaların size göstereceği gerçekliklerden korkarsanız artık bu halkı ve bu ülkeyi yönetemezsiniz. Bugün Kaçaksaray'daki zatın ve arkadaşlarının gerçekleri gösteren aynalardan bu denli korkması ve o aynaları sürekli kırmaya çalışmasının ardında yatan gerçek, saklamaya çalıştıklarının görülmemesidir. Ama kimse de umutsuz olmasın. Türkiye bu karanlık dönemi de mutlaka aşacaktır ve biz umarım bu toplantı salonlarında Türkiye'yi nasıl kalkındırırız, milli geliri nasıl 30 bin doların üstüne çıkartırız, demokrasimizi nasıl eksiksiz bir şekilde işletiriz, bunun toplantılarını yaparız. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi bir halen görevde olan ve yeni bir göreve getirilmiş olan bir gazeteci dostumuzu, arkadaşımızı davet etmek istiyorum. Zaman Gazetesi'nin yeni genel yayın müdürü Sayın Abdülhamit Bilici. Buyurun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Efendim, cümleten hayırlı günler diliyorum. İzleyenleri de saygıyla selamlıyorum. İlginç bir 7 gün, ilginç bir 10 gün yaşıyorum. Bu da o ilginçliklerden biri oldu. Hiç beklemiyordum. Sürpriz bir hazırlığım yok. Zaten kafam ilginç, böyle adliye saraylarında adalet aramakla geçiyor. Bir yıl içinde 2 tane yayın yönetmenimizi, Ekrem Dumanlı'yı ve Bülent Keneş'i hapishaneye gönderip şu anda bir tanesini geri aldık. Diğerini de yayın yönetmenliğinden uzaklaştırmış oldu baskılar nedeniyle. Dolayısıyla çok anormal şartlarda bir çok ağır görev devralmış olduk. Göreve başladığımın ilk günü Sedef Kabaş hanımefendinin, gazeteci meslektaşımız Sedef Kabaş hanımefendinin duruşması yapılıyordu. Oradaydım. Sonra bütün bu süreçler ve üniversiteden arkadaşım, bir siyaset bilimci, doktor, Today Zaman Gazetesi'nin yayın yönetmeninin o 5 günlük ayrılığını yaşadık.
etrafta bir sürü sizi de yok edecekler, yıkacaklar, bitirecekler telaşları ve böyle naraları atılıyor. Memleketin üzerine adeta gök çöküyor ve sadece şunu söylemek istiyorum, duygularımı hazırlıklısız olduğum için kusura bakmayın, belki dağınık olacak biraz. Toplantı yapmamız gerekiyordu çünkü bir sürü de bir medya grubu, Feza medya grubu, içinde Today Zaman'ın, Zaman'ın, Cihan'ın, Irmak Televizyonu'nun, Aksiyon Dergisi'nin bulunduğu bütün bu işlerin bir şekilde yola konması gerekiyor. Bir taraftan da bu davaların takip edilmesi, arkadaşların hapishanede kalmaması için gerekli tedbirlerin, hukukçularla görüşmelerin yapılması gerekiyor. İlk yapacağım toplantıyı ertelemek durumunda kalıp Çağlayan'a koştuk. Bülent Bey'e belki faydamız olur diye. Sağ olsun demokrat birçok yazar arkadaşımızla, kardeşlerimizle, meslektaşlarımızla beraber. Fakat orada yaşadığımı herhalde hayatım boyunca unutamayacağım. Biz içeriden bir karar beklerken Ankara'dan katliam haberleri gelmeye başladı. Önce 20, 30, 80. Oraya gelen meslektaşlarımızla bir araya geldik. Arkadaşlar dedik. Bizim meselemiz küçük bir mesele haline geldi. Artık arkadaşımız çok üzgünüz. Medyaya baskı var. Bu artık rutin haline geldi maalesef. Ama burada canlar gidiyor. Bunun telafisi mümkün değil. Lütfen mesajlarımızda buna dikkat edelim. Çünkü canların telafi edilmesi, yerine konması mümkün değil. Bu arkadaşlarımız Bülent Keneş olsun, Mehmet Baransu olsun, Hidayet Karaca olsun, Hasan Cemal olsun, Sedef Kabaş olsun, bunların hepsi zaten şerefli insanlar, yarın daha şerefli insanlar olarak çıkacaklar. Bunun için birçok böyle ekranlar karşısına çıkmak zorunda kaldığımda hicap duyarak şunları söylüyorum. Biz bunlardan dolayı üzülmüyoruz. Beni de buradan alıp götürseler Allah biliyor üzülmeyeceğim. Çünkü suçlu değilim ki. Mağdur olacağım için daha büyüyeceğimden hiç şüphem yok. Suçluların bu tür kararlar karşısında ne yaptığını bütün Türkiye gördü. Dolayısıyla suçu olmayanların korkmasına gerek yok. Üzülmesine gerek yok. Suçlular korksun diyorum. Ve şunu kesinlikle inanarak söylüyorum. Türkiye demokrasiden dönmeyecek. Türkiye Suriye olmayacak. Türkiye Libya, Kuzey Kore de olmayacak. Türkiye inşallah önümüzde aydınlık çok yakın diye inanıyorum. İyimser bir tabiatım var. Bunu arkadaşlarım da, bizi uzaktan yakından tanıyan dostlarım da biliyorlar. Buradan bizi izliyorsa Hidayet abiye de selamlarımı gönderiyorum. Mehmet Baransu meslektaşıma, kardeşime de selamlarımı gönderiyorum. Çok değerli yiğit insan Gültekin Avcı'ya ve diğer bütün mağdur meslektaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Yürek dolusu selamlarımı gönderiyorum. Ve bunun, bu yaşadıkları zulmün, kıymetli bütün ailelerinin, Hidayet Bey'in ve diğer bütün meslektaşların yaşadığı bu sıkıntının, onların çok yakın zamanda birer demokrasi kahramanı olmasının merdiven taşları olduğunu düşünmelerini istirham ediyorum. Lütfen üzülmesinler. Ve şunu söyleyerek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Türkiye demokrasiden dönmeyecek ve biz de herkes için demokrasiyi, herkes için adaleti savunmaya devam edeceğiz. Sonum sesimizin ve gücümüzün son damlasına kadar. Hürmetlerimi arz ediyorum. Sayın Abdülhamit Bilici'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi belki de bu sürecin en başından beri en çok sıkıntıyı çeken isimlerden biri. Her hafta Silivri'ye git gel. O kadar zor ki, çok uzak bir mesafe. Orada içeri girip bir ziyaret yapabilmek için ben bizzat şahit oldum.
çok badirelerden geçiyorsunuz. Yani gittiğiniz zaman öyle hemen eşinizi kolayca göremiyorsunuz. Oradaki insanlarla uğraşıyorsunuz, dert anlatıyorsunuz, getirdiğinizi alıyorlar, almıyorlar, beğeniyorlar, emanete bırakıyorlar. Şule Hanım bunu her hafta yaşıyor. Sayın Şule Karaca'yı buraya davet etmek istiyorum. Hidayet Bey de kitabında kendisinden şikayet etmeyen kadın olarak bahsediyor. Şule Hanım, sizi böyle alalım, daha rahat konuşun. Kıymetli misafirler, şahsım ve Hidayet Bey adına sizleri selamlıyorum. Size onun Özgür Dünya'ya mesajını okumak istiyorum. Bazen kitabın tam orta yerinden konuşmak gerekir ya, bu da kitabın orta yerinden satır araları. İnşallah güzel günlerde tekrar buluşuruz. Yeni Türkiye'de bizi garaz, kin, nefret ve hayal dünyalarında kurdukları örgüt senaryosu ile mahkum etmek isteyenlere, kimi kendi kötülüğünde, kimi de evhamlarında boğulmuş olanlara sesleniyorum. Yanlış yoldasınız. Toplum bir müddet sussa da bu suskunluğu ila nihaye taşıyamazsınız. Baskılarla oluşturduğunuz korku dünyasını daha fazla sürdüremezsiniz. İnsanlar, kurumlar, toplum sormaya, sorgulamaya devam edecek. Aslında kimse inanmıyor size. Vicdanlara geçmez hükmünüz, vicdanınıza geçmez. Ve siz her şeyden önce kendi vicdanlarınızda mahkum olacaksınız. İyisi mi vazgeçin, dönün bu karanlık yoldan. Bu kötülüğü evlatlarınıza, torunlarınıza yapmayın. Onlara utanacakları bir miras bırakmayın. Siz benim düşmanım değilsiniz. Çoğunuz vaktiyle değer verdiğim, tanıdığımı sandığım ve sözlerine inandığım insanlardınız. Şimdi büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum hakkınızda. Dün size kızıyordum. Şimdi sizin için üzülüyorum ve ıslahınız için dua ediyorum. 3 günlük dünya için değer miydi? Değer miydi? Değer miydi? Bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmadığınız için, özgür medyaya sahip çıktığınız için ve zahmet edip buraya teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de Şule Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii burada herkesi konuştursak herkesin anlatacak bir şeyleri var ama hepimizin de yapacak çok işi var. Çünkü Türkiye'nin çok problemi var, biliyoruz. Bu kitabın tanıtımında bir ifade vardı. Çamlıca, vatan, Silivri. Onu belki şöyle değerlendirebiliriz. Çamlıca'dan alındı. Bu vatan için şu anda Silivri'de Hidayet Karaca. Dolayısıyla bir de şunu söyleyeyim. Bir takım şeyleri kendileri açısından Kurtuluş Savaşı olarak görenler, biz millet olarak Kurtuluş Savaşları kazanmasını çok iyi biliriz. Bu savaşı kazanırız inşallah. Dolayısıyla herkese çok teşekkür ediyoruz. Hidayet Karaca adına burada toplandık. Onun yazmış olduğu kitabın elden ele herkes tarafından okutulmasını sağlamamız gerekiyor. Bugün burada bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Onun verdiği mesajla bitirelim dilerseniz. Bu toplumun her rengi bizim rengimiz. Her insanın derdi bizim de derdimiz. Güzel günler çok yakın, biliyoruz. Özgür bir medyada, özgür bir dünyada, demokratik bir Türkiye'de yaşamak ve yaşatmak üzere. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri televizyon başında izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Mevsimi kış. Daha dün hakkınızda yürütülen hiçbir soruşturma yok. Soğuk bir pazar günü. Geldiler. Daha dün
hakkınızda yürütülen hiçbir soruşturma yok. Benden habersiz de olamaz diyen başsavcının sözünden sonra terör polisleriyle evine geldiler. Çamlıca'da, televizyondaki odasında mütevekkil bir yüzle bekleyen Hidayet Karaca'yı bir dizinin, bir bölümünün, bir sahnesinin birkaç kelimesinden örgüt kurmak, yönetmek atfı cürmüyle geldiler. Çağdaş demokrasi, evrensel insani değerler denmesine tahammül edilmediği için, özgür basını susturmak için, gerçekleri vicdanlara haykırdığı için geldiler. Arkadaşlarıyla helalleşip yola çıkıldı. O gün kahvaltı sözü verdiği annesine gitmek yerine eşi ve çocuklarıyla, kendi rızasıyla vatan emniyete gitti. Ama hükmün çoktan verildiği, daha kapıda koluna giren iki TEM şube polisinin hareketlerinden anlaşılıyordu. 4 gün boyunca gözaltında kaldığı vatan emniyetinin soğuk duvarları, özgür medya susturulamaz nidalarıyla çınladı. Tutuklama talebiyle Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiğinde betona serilen güreş minderi ve bir battaniye ile bir yudum su verilmeden -7'de ağırlandı. Çağlayan Meydanı Çağlayan olup adliye duvarlarına adalet diye haykırıyordu. Özgür basın susturulamaz sesleri Çağlayan'ın soğuk duvarlarından içeri girmiyordu. Kader arkadaşı Ekrem Dumanlı, İki haber bir makaleden dolayı sorgulanıp serbest kalırken Hidayet Karaca bir senaryonun, bir sahnesinin birkaç kelimesinden örgüt kurmakla suçlanıyor ve tutuklanıyor. İşte bu kitap özgürlüğü elinden alınmış bir gazeteci ve medya yöneticisinin hukuk literatürüne girecek hukuksuzluk sürecini anlatıyor. Kendi gönlünden dökülen cümlelerle, insani bir bakışla, duyguyla, duruşla. Hayal kırıklıklarını, ümidini, mücadelesini ve yeniden kendi sesiyle buluşmasını hikaye ediyor. Hayata ve insana şunu söylüyor: bu toplumun her rengi benim rengim. Her insanın derdi benim de derdim. Her acıyı duymak, her eli tutmak istiyorum. Güzel günler çok yakın, biliyorum. Silivri'den Hür Dünya'ya sevgilerimle.